Kıbrıs'tan Blackbird'ı dinledik ve bugünkü konuğum veteriner, hekim ve aynı zamanda kuş uzmanı, kuş gözlemcisi diyelim, Gökçe Coşkun. Gökçe, şimdi ilk bölümde epey kapsadığımızı düşünüyorum bir sürü şeyi ama şöyle bir yakın zamanda Türkiye'nin başına, dünyanın başına bela olan tabii bu küresel ısınmanın da sonuçlarından birisi olarak orman yangınlarının Türkiye'de geçtiğimiz haftalardan itibaren Türkiye'yi epey bir alt üst etti. Ama bunları istersen biz bir kuş dünyasının gözünden bakmaya çalışalım. Şimdi tabii ki nasıl zarar verdiklerini 3 aşağı 5 yukarı anlamak mümkün ama bir tweetinde, yanılmıyorsam lütfen düzelt yanlışsa, şey demişsin: hiçbir şey yapmayalım, bırakalım kuşlar orman yangınlarını 10 senede telafi edebilir. Bunu biraz açar mısın? Bu çok ilgimi çekti. Hem kuşlar hem de 10 yıl gibi çok kısa sürede bir telafiden bahsediyorsun çünkü. Şöyle, bu zaten yangın olduktan sonra acaba, ben de merak ettim. Hani arazilere gittiğimiz zaman Akdeniz'in coğrafyasından dolayı birçok yangını gözlemleme şansımız oluyor ve oraya daha sonradan bir yıl sonra, 1,5 yıl sonra gittiğimizde tekrar fark ediyoruz ki kendiliğinden bitkilerin çıktığını, işte kuşların orada kullandığını fark ediyoruz. Bununla ilgili araştırma, biraz hani literatürde baktığım zaman aslında bu sadece bizim ülkemizde olmuyor. Amerika'da da oluyor, Avrupa'da da, işte Afrika'da, biliyorsunuz Avustralya'da da geçen sene çok büyük bir yangın meydana geldi. Evet. Burada bakıldığı zaman araştırmacılar gözlemliyor ki işte yanan bir yer aslında bir doğal rejimin bir parçası. Yani işte çam ormanında mutlaka bir yangının olması gerekiyor. O farklı bir aslında evrimsel süreçte bir basamak gibi olmuş oluyor. Oradan kurtulanlar, zayıfların elenmesi, işte yeni bir alanın açılması, yeni bireylere yeni bir habitatın yaratılması gibi çeşitli faktörlerde olumlu görüşler oluşturuyor. İşte yanan bir noktada kurumuş dallar, oradaki bulunan çalılıklar yok olmuş. Buralar ilk başta işte böceklerin yuvalama noktası oluyor. Sonra buraya işte çeşitli böcek yiyen, işte ağaç kakanından tutun çeşitli sinek kapanlarına kadar bu alana bir anda hücum meydana geliyor. Ve burada yavaş yavaş onların dışkılarıyla, onların işte tohumları etrafa aktarmalıyla beraber, aslında hep beraber bir büyüme ve alanın tekrar eski haline gelmesiyle sonuçlanıyor. Tabii ki bu bizim normal doğal rejim içerisinde meydana gelen bir şey ama günümüzde ne yazık ki durum biraz o noktadan çıkmış durumda. Biz bunu ne kadar kabul etmesek de, çünkü artık bir gerçek var ki iklim krizi, yani iklim değişikliği meydana geliyor. Sıcaklık değerleri çok artıyor. İşte yağışlar farklılaşıyor. Ciddi yüksek sıcaklıklar kurumalara, yangınların daha şiddetli ve daha yıkıcı olmasına sebebiyet veriyor. Bu da normalde yanacak bir alanın daha fazlasının yanmasına ve o alanda kaçmaya meyilli olan hayvanların kaçamayıp orada yaşamlarını yitirmesine neden oluyor. Bunun dışında iklim değişikliği şu nedenlere sebebiyet vermekte: zamanda değişiklik veriyor. Yıl içerisindeki zamanda. Yani örneğin Amerika'daki sürekli olan yangınların normalde Eylül aylarında olurken artık bakıyorlar ki Ağustos'a kadar gelmiş. Yani Ağustos'ta meydana geliyor. Daha sonraki aşamada ise bu artık ilkbahara denk gelecek. Yani bu bizde de yorumlandığı zaman bu yangınların daha ilkbahara doğru gelmesi demek, kuşların üreme döneminde aslında meydana gelmesi demek. Bu da aslında daha ciddi yaban hayatını tehdit edecek faktörlerin önümüze çıkmasına sebebiyet verecek. Yani bizler de iklim krizini doğru olarak, iklim değişikliğini doğru olarak anlamamız ve ona karşı cephe almamız lazım. Yoksa o biraz önce bahsettiğim kendini yenileme aşaması, işte 5 yıl, 10 yılken bir bakacaksınız ki sonra 20 yıl, 30 yıl sonra da bir daha yenileyemez duruma gelecek yani. Ondan dolayı değişimleri fark edip şu aşamada artık her şeyi doğaya bırakmamak gerekiyor. Şu anlamda bırakmamak gerekiyor: yangınların çok boyutunu arttırmadan müdahale edilmesi lazım. Ama yangın sonucunda gidip o bölgeye ağaç ekimi, oranın habitatını değiştirme gibi faktörleri kesinlikle yapmamamız gerekiyor. O aslında bir makyaj olmuş oluyor değil mi? Yani orman şu anda hem küresel iklim değişikliği gerçekliğinin ortaya koyduğu
hem de her ülkenin kendine göre tabii yanabilecek orman alanlarının farklılığı da tabii ortada, ama ne olursa olsun sonuçta her ülkenin demek ki hani önleyici olan her şey, tıpkı diğer tüm tıp alanlarında olduğu gibi önleyici davranışlardan bahsediyorsun. Yani bir ülke, mesela Türkiye'den bahsediyorsak, bilmiyorum ben ama internette şu anda dönen şeylere bakacak olursam pek de yeterli bir hem önleyici hem de durumun büyümesine, yani kontrol altına alınmaya kayda değer bir ekipmanın olmadığı görülüyor. Ya da böyle bir tartışma var en azından. O onu yaptıktan sonra sen diyorsun ki, eğer öyle bir, yani anında müdahale sistemleri iyi kurulursa, olmuş olduktan sonrası zaten doğanın kendi kendine, işte kuşlarla başta olmak üzere bir şeyi var. Böyle bir telafi mekanizması var doğanın. Peki hiç öyle bir şansın oldu mu? Türkiye'de mesela hemen 10-15 yıl içerisinde bu bahsettiğin süreçlerden geçip de tekrar orman statüsüne kendini getirebilmiş şeyler var mı? Böyle çalışmalar var mı? Biliyor musun ya da? Türkiye'de bu şekilde bir tane çalışma var. Bu geçen günlerde Twitter'dan gönderdiler bana da. Çok güzel bir çalışma. Orada da Türkiye'nin belli noktalarında aslında izleme yapmışlar yanan bölgeleri. Yangın sırasında oradaki kuşları, yangın sonrasında o bölgeye gelen kuşları incelemişler. Mesela onlar çok farklı bir şekilde yangın sırasında, yangından işte 1-2 gün içerisinde bir bakmışlar ki yırtıcılar çok dolaşıyor. Yani bunun şunu demek aslında, hani orada dolaşan yeni çıkan sürüngenler telaş içinde olanları avlamak için. Daha sonradan bölgeye kırlangıçlar geliyor böcekleri yemek için. Hani bu tür bir çalışma var oradaki süksesyon, bitki süksesyonunun da sağlandığı ile ilgili böyle bir çalışma da var. Benim sadece arazi kayıtlarım var. Bununla ilgili hani gözlemlerim var. Baktığım zaman zaten Manavgat bölgesinin sahil kesiminde de bundan önce çok fazla yangın olmuştu ve o yangından sonra o çalılıkların hiç ellenmemiş ve o şekilde bırakılması aslında birçok türün tekrar oraya gelmesine sebebiyet verdi. Örneğin ötleyenler, göç eden türler. Bu türler aslında meyve yiyorlar. Böyle daha çok böyle meyveyi seven, böcekle beslenen türler ayrıca. Baktığım zaman her o yanan bölgeye her sene gelmeye devam ettiler. Hiçbir sıkıntı yaşamadılar. Burası yanmış, buraya gelmeyelim diye bir şey içinde bulunmadılar. Ama o çalılıkların hepsinin alınması ve giderilip oraya yeni işte fidanların dikilmiş olsaydı o kuş geldiği zaman konabileceği hiçbir yer olmayacaktı. O zaman oraya gelmeyi tercih etmeyecekti mesela. Bu çok önemli bir şey. Yani bir kuşun saklanabileceği ve konabileceği yer çok önemlidir. Eğer o yoksa mutlaka hiçbir zaman orada göremezsiniz onu. Çünkü kuşlar için tünek ilk aşamadır gözlemcilikte de. Yani o zaman aslında hemen yangından sonra yeni fidanlar dikmek çok da kuşlar açısından değil, aynı zamanda o kuşların yapacağı, yani recycle edeceği şeye de engel Tabii ki. olunmuş oluyor aslında. İşte peki bunu otoriteler herhalde biliyordur değil mi? Bunu ben yeni öğrendim sayende, ama bu bilinen bir gerçek olsa gerek. Tabii ki yani bunu zaten topluma bırakmak, toplum işte ekersek güzel olur tarzında bir şey olmaması gerekiyor. Otoriteler, özellikle Türkiye'deki bilim insanları bunu zaten bu şekilde söylüyor. Umarım otorite de bunu bakanlıklarda dinler ve bu şekilde bir yön eğilim Dinliyor mu gösterir. mesela? Biraz önce işte yeni havalimanından bahsettin, Kanal İstanbul'dan bahsettin. Evet, Siz ve diğer bilim evet. insanları bunları anlatıyorsunuz. Peki etkisi oluyor mu gerçekten? Politik anlamda evet ya, bu işte birazcık bu konuda hani bir tartışma var. En azından bir geri adım atma oluyor mu? Yani yoksa umudu yitirtecek kadar dikkate alınmıyor musunuz? Bugüne kadar hiç olmadı açıkçası. Çünkü bu Ne olmadı? yani dinleme aşamasında, bilim insanlarını bizzat kendi olarak dinleme aşamasında bir durum olmadı. Daha önce Antalya'nın batı kısmında da yangınlar oldu, batı Toroslar'da. O kısımları hep fidan ektiler. O ağaçlandırdılar mesela orayı. O fidanlar şimdi işte 10-15 sene önce yanmıştı. Onlar şimdi bayağı büyüdü ama orada bir popülasyona büyük bir zarar vermiş oldular bu yönden. Var olabilecek, yaşayabilecek hani popülasyonların çok daha düşük seviyede izlenmesine neden oldular. Bizde ne yazık ki böyle bir şey yok. Hani ben yaptım oldu tarzında bir yaklaşım var. İnsan yani bilimsel olarak bir bilim kurulu oluşturulup hani çeşitli
noktalarda. İşte mimarından tutun biyoloğuna, veterinerine, ekolog, bütün hepsini aslında bir harman yapıp bir noktada bir peyzaj veya işte başka bir unsur yapılacaksa, yenileme yapılacaksa orada böyle bir bilim kurulunun görüşleri alınıp tartışılması gerekiyor. Ama ne yazık ki bizde pek öyle olmuyor. Yani bizdeki chat raporları dediğimiz bir yere bir şey yaparken yapılan chat raporları bile okuduğunuz zaman büyük hani saçmalıklarla dolu olmuş oluyor. Ondan dolayı ne yazık ki böyle bir şey yok. Yani buna en yakın şeyde ben rastladım. Mesela Antalya'ya falez ışıklandırmaları yapmaya çalıştılar. Yani hiçbir anlamı olmayan bir ışıklandırma yapılacaktı orada görsel şölen için. Ama orada mesela gökdoğanların yuvası var, atmacaların yuvası var. İşte zeminde Akdeniz foku yaşıyor mağaraların içerisinde. Böyle bir alan. Hani bunu söylememize rağmen zar zor yani büyük aşamalardan geçerek ancak kabul edip vazgeçirebildik. Ama onlara kalsa yine de biz hiç sesimizi çıkarmasak yapıp geçeceklerdi. Yani onların açıklaması şu oldu hatta. Yani gökdoğan ışığa geliyor. Işık yaptığımızda daha fazla gökdoğan gelecek tarzında bir inşaat mühendisinin açıklaması oldu. Yani onun için ne yazık ki pek öyle şeyler olmuyor. Yazık ya. Yani en azından bunu vazgeçirmişsiniz ama bu bir başarıdır ya. Evet, Demek ki onu susmamak vazgeçirdik. gerekiyor. Demek ki direnmek çok önemli. Susmamak gerekiyor. Evet, dik durmak önemli. En Evet. önemli şey olan o. Şimdi biraz önceki konuda ben sana işte bahsetmiştim o kitaptan. Buradaki işte kuşların tek tek işte adları, nerede yaşadığı ve daha önemli olan dediğim gibi hani nasıl müzik yaptıkları, çıkarttığı seslerinde işte analizleri. Aklıma şunu getirdi. Mesela bu tarz Türkçe kitaplar var mı insanların zevkle yani gidip alıp okuyabileceği? Çünkü ben seninle muhabbet yapmadan önce, bu sohbetten önce bir baktım. Bir iki tane gördüm. Fakat hem işte gözlemciliğini hem Türkiye ile ilişkisini Açık Radyo'da sabah programında duymuştum. Bir tane olması lazım galiba ama neleri tavsiye edersin? Mesela Türkçe kuşlarla ilgili ama Türkiye'deki kuşlarla ilgili hangi kitaplar var? Sence yani tavsiye edebileceğin? Yani kuş gözlemciler için kuşları öğrenmek amacıyla kuş tanım kitapları var ülkemizde. Bunlar Türkçe'ye çevrilmiş işte Avrupa'nın kuşları diye geçiyor. Yeni Trakuş sitesinin çıkardığı bir kitap var. Türk kökenli, Bunlar Türk yazarlı diyorum Türk, yani. evet Türk Evet. yazarlı onlar var. Çeviri kitaplar var yine Türkçe. Ama bu Türkiye'nin kuşları olan Trakuş kitabı Türk kökenli. Burada işte türleri öğrenmek, görsellerini görmek için faydalı olabilir. Ama bence yani kuşları öğrenmek şöyle ki bu tür kitaplarda sadece tanım amaçlı öğrenilebiliyor. Bu kuşun hangi tür olduğu ile ilgili. Ama orada biraz daha böyle gözlem bilgilerinin olması daha da hoş olur. Ben o tür bir kitabın olduğunu Türkiye'de yok ne yazık ki. Ama böyle bir kitabı aslında isterim. Çünkü birçok mesela İngiltere'de bu tür kitaplar çok fazla İngiliz kaynaklı. O kitaplarda mesela davranışlarını inceleyen, onların bir türün hikayelerini anlatan işte şöyleydi, işte geçmişte şu bölgede yaşıyordu, onunla karşı şu halk şey yaptı, işte sonra bu kıyıya gittiler, tekrar onlarla ilgili bir siyasi politika üretildi vesaire gibi böyle hani o kuşun bir hikayesi oluyor. Biz de Türkiye için bu çok aslında olanaklı bir şey. Yani bizde çünkü bir kuş türünün çok fazla yerel ismi vardır. Bütün kırsal kesime gittiğiniz zaman kuşları çok iyi bilirlerdi yani. Hala bilmeye devam ediyorlar. Aslında böyle bir kitap olsa daha iyi olur ama bahsettiğim kitaplar ne yazık ki biraz daha böyle tanıma yönelik. Hani kuşu gördüm, şu kuş, evet bakın burada bu var. İşte davranışı şu olabilir tarzında kitaplar var. Benim aklıma şey geldi. Özellikle taklacılar, hani güvercinlere takla attıranlar. Türkiye'deyken ben hatta şey de çok reklamda da ünlü olmuştu ya bu çipet pet altılı Evet. yedili. Mesela o aslında hakikaten öyle çok hani amatörce de olsa çok ciddi gözlem yapan ve yani kuş delisi dedikleri insanlar var değil mi? Var mı hala onlar? Ve o Va kişiyi tanımıyorum ama
Mesela benim o hani zaten Türkiye'de de çok tanındı. Hatta reklamlara çıkacak kadar tanındı değil mi o Çipet Pet hikayesi? Evet. Fakat çok ilgi çeken de bir şey öte yandan öyle değil mi? Ve de o kimse o yani abinin de anlattıkları doğru herhalde tahmin ediyorum. Çünkü hem sesine hem de nasıl figürler çıkarttığına bağlı olarak bir tasvirlerle dolu bir de tabii sempatik bir tarzı da vardı. O tür insanlar çok herhalde Türkiye'de. Tabii ki var hala. Özellikle güvercin bakımı var. Onlara biz hani daha çok evcil türler diyoruz ama kanaryacı ve güvercinler, güvercinciler çok fazla. O sakacıydı. Saka beslemek yasak aslında Öyle artık mi? yani. Evet. Saka beslemek yasak. Onlar ama mesela taklacı güvercin besleyenler onun görsel şovuna hayran kalırlar. İşte kanarya besleyenler onun ötüşüne hayran kalırlar. Hani ama bu bir bağımlılık gibi düşünün. Onu hani o bireylerini birbiriyle çiftleştirir, onun yumurtasından üretir. Hani aslında bir hobi o da onlar için. Ama bence bunu biraz daha biz değiştirip gözleme doğru itmemiz gerekiyor. Yani oradan biraz daha insan kuş gözlemine, yaban hayattaki gözleme doğru çekebilirsek aslında daha fazla farkındalık yaratmış oluruz. Çünkü ben kuş gözlemi şöyle bakıyorum. Bir farkındalık amacı taşıyor. Yani sadece bir hobi değil, bir sorumluluk da taşıdığını hissediyorum. Ama işte evcil türlere bakmak, bunlar tabii ki hoş, güzel şeyler. Zaman ayırıyorsunuz ve devam ediyor. Ama bu insanlardan birazını da böyle bir farkındalığa itersek çok daha farklı olur diye Harika. düşünüyorum. Yani peki bununla bir ilişkili olduğu için soracağım. Kuş evcilleştirmek doğru mu? Sen bir hem veteriner hem de kuşçu birdie olarak yani bir sürü insan kuş besliyor. Çok kuş biz de çok severdik. Ben küçüklüğümde vardı muhabbet kuşları. Sarılı, yeşilli, mavili. Fakat bu ne kadar doğru? Hem yaban hayatından tanıyorsun hem de evcilleştirilmişleri tanıyorsun. Ne dersin? Yani kuş sahibi olanlara kırmadan dökmeden doğru mudur yanlış mıdır? Uygun mudur değil midir? Çünkü kuş sevmek başka bir şey ama kuşu belki bir kafese koymak başka bir şey. Bilmiyorum. Tabii ki. Yani şöyle, ben bir kuşun kafeste kalmasını doğru bulmuyorum açıkçası. Bu bilimsel açıdan da öyle. Çünkü bizim şu an Hiçbir kuş beslediğimiz ama değil mi? hiçbir Kanarya, kuş. Evet, muhabbet çünkü kuşu tabii ki fark o. etmeksizin. Onu da neden şöyle diyorum? Çünkü bu kuşların hepsi aslında yani %90'ı doğada yaşayan türler. Yani muhabbet kuşu dediğimiz tür hani Avustralya'da yaşayan bir topluluk popülasyonu olan bir canlı. Normalde doğada bulunabiliyor mesela. İşte papağanlar doğada bulunabiliyor. Yani biz bunları alıp sadece evde besliyoruz. Bunu insanlar şöyle görüyor. Hani işte kedi köpek de besleniyor oysa ki diyorlar ama kedi köpek yaban hayvanı olarak geçmiyor. Doğada bulunuyor, doğada devam eden bir tür değil. Yapay seleksiyona yani seçilime insan tarafından uğratılarak insana bağımlı olmuş türlerden bir tanesi. Ama yani onlar bizsiz yapamazlar. Ama bir muhabbet kuşu bizsiz yapabiliyor. Çünkü yaşadığı bir ortam var, bir dünya var. Buna en mesela basit olarak baktığımız zaman da papağanları görüyoruz. Çünkü ülkemiz mesela papağanların olduğu bir yer değil, tropik bir yer değil ama şu an baktığımız zaman Antalya'da, işte İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de birçok ilde artık yüksek popülasyonlara ulaşmış yeşil papağan sürüleriyle karşılaşıyorsunuz. Kaçanlar değil mi Bunlar onlar? tabii evden kaçıp işte dışarıda üreme gösterip çoğalıp hani oraya adapte olmuştur. Bunun yanında şimdi artık İskender papağanlarının da sayısı bayağı arttı. Birçok ile yayıldı. Yani aslında onlar dışarıda olmak istiyor. Yani yaşamak istiyorlar. Tabii ki onlarla evde iletişim kuran insanlar da var. Yani muhabbet kuşunu şu deyip de geçmemek lazım. Bana çok fazla muhabbet kuşu geliyor. Tedavi ediyorum, hastalıklarına bakıyorum. Ayağı kırılıyor, kanadı sıkıntı oluyor. Onlar onu bir böyle küçük, önemsiz bir canlı olarak görmüyor. Artık onları hani kendilerine bir tutmuşlar hani bir muhabbet kuşunu. Ama
Ama Tabii ki. almışsa bir defa, evinde varsa, şimdi Varsa yapabileceği bir bırakmak şey yok. zararlı Bırak. olabilir mi? Zararlı tabii ki. Muhabbet Ölümüne yol kuşu, açar. kanarya bunlar tabii ki Almamak zararlı. en iyisi ki Yaşam. onları doğal Almamak. ortamından kimse kopartmasın, satılmasın diye. Ama bir kere Evet. alındıysa artık onu doğaya bırakmak demek, Yapabilecek bir ölüme şey terk yok. etmek demek oluyor Çünkü yani. şöyle o hayvanların o yakalanıp satılıncaya kadarki süreçlerinde bulundurdukları kafesler de hiç hani uygun hayvan refahına uygun kafesler değil. Yani ben sokakta görüyorum mesela bir panelvanın arkasında kapalı panelvanın arkasında kafesler yapmış. Kuşlar orada duruyor sıcakta, akşam hiç evine de götürmüyor. Orada besliyor, oradan alıp işte pet shoplara vesaire satıyor. Yani bunları da düşünmek lazım alırken. Son sorum şu, hazır veteriner bulmuşken. Şimdi insanlara bakan tıp kısmına işte medikal doktor, tıp doktoru oluyor iken hayvanlarda neden bu hekim düzeyinde kalıyor? Bir defa hekimle doktor arasındaki farkı ben sana sorayım. Niye veteriner ve yani bir doktor mesela diyelim ki nefrolog çok büyük ihtimalle ömür boyunca insan böbreğiyle uğraşırken bir veteriner yüzlerce farklı türdeki böbrekle uğraşıyor. Bunun ineği var, koyunu var, kargası var falan filan. Böyle bir iletişiminiz var mı? Mesela o kadar farklı böbreği gören, tamam farklı habitatlar, farklı metabolizmalar ama sonuçta fonksiyonu itibariyle aynı işlevi görmeye yaklaşık olarak yakın bir organdan bahsediyoruz. Dolayısıyla veterinerle ben mi öyle gözlemliyorum? Bir belgeselde gördüm yanılmıyorsam. O kadar farklı hayvanla içli dışlı olan bir veteriner sadece insanla içli dışlı olan bir doktora çok şey kazandırmaz mı? Böyle bir iletişiminiz var mı? Evet dediğiniz aslında doğru. Çünkü birçok hayvanla iletişim kurmanız gerekiyor. Birçok hayvanın bilgisini edinmeniz lazım. Bizde böyle bir ayrılma kendi içerimizde oluyor. İşte büyük baş hayvanlara bakanlar, işte pet hayvanlarına bakanlar. Tabii ki bunun eğitimini temel olarak hepsini alıyoruz. Daha sonradan biz ülkemizde uzmanlık olmadığı için böyle bir dallara ayrılma ne yazık ki yok. Ama uzmanlıkla ancak böyle şeye bir noktaya ayrılabilir. Ama yine de mesela bir kedinin dediğiniz gibi böbreğine, işte akciğerlerine, solunum sistemine bakıyoruz. Köpeğinkine bakıyoruz. İşte o anda bir kuş geliyor. Onunla da ilgilenmek zorunda. Onunla da ilgili bir şeyler okumak ve tedavisini etmek zorunda kalıyoruz. Bu aslında dinamizmi getiriyor. Yani çok yönlü düşünmeyi getiriyor. Ben mesleğimde en çok sevdiğim şey bu. Yani tıp doktorluğunda da öyle. Çok sürekli yenilenen yeni şeyler bulunuyor ama bizde sürekli bir sanki böyle bilinmeyen bir bilmece gibi sürekli olarak bir soru işareti var ve orayı kazımak gerekiyor. Bu aslında benim biraz hoşuma gidiyor. O da sizi sürekli olarak dolduruyor. Yani bu yapıya uygun olmanız lazım. Yoksa tabii ki direkt çöküş olur. Çünkü çok fazla bilgi edinmiş oluyorsunuz, karıştırabiliyorsunuz. Onlarla ilgili hani diyaloglarınız olmuyor. Ama mesela bizler kimi zaman mesela tıp doktorlarıyla konsültasyon da yaptığımız oluyor. Özellikle mesela ortopedi ameliyatlarında işte sorduğum ortopedist doktorlar oluyor. İşte siz şunu nasıl yapıyorsunuz acaba? Hani burada nasıl durum diye sorduklarımız oluyor. Çok da farklı değil yapılar. Benzer yapılar. Çok hani öyle abartılacak kadar değil. Mesela bir karnivor dediğimiz zaman, işte kanin dediğimiz zaman onların hani işte köpeklerin işte kurda kadar hepsi aslında benzer yapıda oluyor. Kedi dediğimiz zaman aslanına kadar aslında aynı yapıda olmuş oluyor. İşte çift tırnaklılar benzer yapıda, tek tırnaklılar benzer yapıda olduğu için hani genel olarak bunlarla ilgili bilgi edinip daha sonrasında kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Onlar sizden bilgi alıyor mu? Ne kadar pek ha bu şöyle oldu evet alıyorlar şu yönde oluyor özellikle zoonoz hastalıklarda yani hayvandan insana geçen hastalıklar konusunda bilgi alıyorlar. Bu parazitler konusunda mesela çok bilgi alınıyor. İşte uyuzdur, işte piredir, kenedir. Hani bunlarla ilgili bilgi alışverişi yaptığım çok oldu ama onun dışında diğer hani işte daha fiziksel unsurlarla ilgili noktalarda pek karşılaşmadım. Ama genellikle hastalıklarla ilgili
sürekli olarak Hı. iletişim halimizde oluyoruz. Çünkü bazı hastalıklar, deri problemleri insana geçiyor. O kişi doktoruna gidiyor. İşte doktoruyla sonra iletişim kurup işte şunlar olabileceğiyle ilgili ve tedavinin nasıl ilerlemesi gerektiğini hem hayvanı hem de kişinin üzerinde olabileceğini konuşuyoruz. Peki bu şekilde de bitirelim. Gökçe, çok teşekkür ederim katıldığın için. Çok renkli bilgiler verdin. Aynı zamanda bu son zamanlarda olan orman yangınları ile ilgili güzel bir perspektif sunduğunu da düşünüyorum. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Burada olmak mutluluk verdi bana da. Bana ulaşmak için Muzaffercioğlu gmail adresine yazabilirsiniz. Bu programın tekrarını Açık Radyo Spotify'a ben de görüntülü olarak YouTube'a koyacağım. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın. Çok teşekkür ederim.